Siyaset sorumluluktur. Ben milletvekili oldum, işimi yapayım. Ben hükümet oldum, ne yapayım kardeşim? Böyle şey olmaz. Madende işçi ölür, hükümet der ki güzel öldüler. Çocuklar cayır cayır yanar, Allah rahmet eylesin. Siyasetin işi bu değil. Allah rahmet eylesin demeyin demiyor. Ama bu ülkede iyi olan her şeyi üstlenen hükümetin olumsuzluklarla ilgili de bir sorumluluğunun olması lazım. Bu yaşananlardan, bu olaylardan hükümet sorumludur. Nasıl sorumludur? Bir kere biraz sonra söyleyeceğim. Ehliyet ve liyakat noksanlığı ve denetimsizlik ve bilinçli ve sistematik olarak eğitimi kimi cemaatlere, tarikatlere havale etmeniz, öğrencilerimizin barınmasını, beslenmesini kimi cemaatlere, camialara havale etmeniz bu yaşananların sebebidir. Milli Eğitim Bakanı dedi ki 5. sınıf öğrencileri de mevzuata göre bu yurtlarda kalabilir. Yani sayarız ederiz koskoca bakan. Yalan söylüyorsun desem bana ayıp. Demiyorum. Ama Milli Eğitim Bakanı genel kurula yanlış bilgi veriyorsa bu olmaz. Bu mevcut yönetmelik sadece ve sadece kapasite müsaitse 6, 7 ve 8. sınıfların bu yurtlarda kalmasına imkan veriyor. Şimdi ben soruyorum. Bu 5. sınıfa, 4. sınıfa giden çocuklar bu yurtlarda, bu evlerde kalıyor. Soruyorum. O ilçenin kaymakamı Raf Elması mıdır? O ilçenin Milli Eğitim Müdürü Raf Elması mıdır? O ilçenin Cumhuriyet Başsavcısı Raf Elması mıdır? Böyle şey olabilir mi? Devlet yetkisini kullanan insanlar haddini bilecek ve devlet yetkisini kullanan insanlara haddini bildirecek olan hükümettir Sayın Milletvekili. Ben bu kürsüden 13 Aralık'ta 2005'te demişim ki konuşuyorum Milli Eğitim'le ilgili. Daha vahimi değerli arkadaşlar, Türk Milli Eğitim sistemimizdeki önemli sorunlardan birisi de orta öğretim öğrenci yurdu sorunudur. Demişim, devam etmişim. Şimdi Sayın Hükümet'e soruyorum. Bu ciddi ihtiyaca yönelik ne yaptınız? Fazla bir şey yapmadınız. Niye? Çünkü Türkiye'nin 850 ilçesinde ilçeye hakim bir tepede yurt vardır. Her ilçede vardır demişim. Bu yurtlar aslında özeldir. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetimindedir. Ama sağ olsun Milli Eğitim Müdürleri ve kaymakamların tümüne yakını, tümünü itham etmiyorum demişim, büyük çoğunluğu bu yurtlara denetime gitmeden 3 gün önce bunlara haber veriyorlar. Bu iddianın altını çizerek bunu söylüyorum ve hükümeti uyarıyorum demişim. Ve hükümet burada üzerinde başka hiçbir gücün olmadığı parlamento burada demişim. Bu yurtların tümünü demiyorum ama bu yurtların büyük kısmında karşı devrim gerillaları yetişiyor demişim. Aklı çıkmış. Haklı çıkmış. İşte bu DAEŞ, işte bu FETÖ terör örgütü mensupları bu yurtlardan çıkıyor. Cemaatler inançlarını özgürce yaşasın. Hiçbir itirazımız yok. Nasıl istiyorlarsa, nasıl ibadet etmek istiyorlarsa, din ve vicdan özgürlüğü var. Düşünce ifade özgürlüğü var. İnanç özgürlüğü var. Laiklik bu zaten. Cemaatler inançlarını özgürce yaşasın. Ama siyasi kaygılarla bir siyasi partinin Türk Milli Eğitim Sistemini cemaatlere delege etmesi, onlara taşeron etmesi kabul edilemez Doğan Bey. Sayın milletvekilleri, bu işlere, bu tür meselelere, çocuklarımızın geleceğine, çocuklarımızın bir damla kanına siyaseti alet etmek, siyasi kaygılarla bu işe bakmak.